Herkese selam ben Tunağan. Bugün sizlerle yine bir Apple Watch Ultra replikası inceliyoruz. 49 milimetrelik gerçek vidalı tasarıma sahip olan GS Ultra 8 Plus modeli. Daha öncesinde GS Ultra 8 modelini incelemiştik. Onu epey bir beğenmiştim. Gelin bakalım Plus modelinde nasıl bir değişiklik olmuş. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hazırsanız gelin kutu açılımıyla başlayalım. GS Ultra 8 Plus'ın kutu tasarımı yine bu şekilde. Arka tarafına baktığımızda Wear Fit Pro'yu kullandığı için Wear Fit Pro'nun QR koduna erişebiliyorsunuz. Her saatte olduğu gibi bu saatinde medikal cihaz olmadığını belirten ibareyi buraya işlemişler. Arka tarafındaki kulakçıkları açarak içindeki diğer kutuya erişebilirsiniz. bu kutu içerisinde yine saatin kendisi bulunuyor. bu sefer GS Ultra 8 Plus modelini siyah renkte tercih ettim. Siyah renkte tercih etme sebebim Gümüş renginde olmayan bir özelliğe sahip olması. Siyah rengi tercih ettiğinizde pusulayı aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle bir farklılık var. Bence versiyon sürümünden kaynaklı güncelleme ile getirebilirler diye düşünüyorum. Kullanma kılavuzu var. Bu şekilde kitapçık olarak yapılmış. İçerisinde yine QR kodların olduğu ayrıca saatin özelliklerine değinildiği özellikleri bulabiliyorsunuz. Kutunun bu tarafında manyetik şarj kablosu bulunuyor. Manyetik şarj kablosunun malzeme kalitesi oldukça güzel. Üzerinde yine durum ledi bulunuyor. USB tip A'dan isterseniz adaptörle isterseniz de bilgisayarınıza takarak şarj edebilirsiniz. Ayrıca kutu içeriğinden 2 adet okyanus silikon kordon çıkıyor. Bunlardan bir tanesi turuncu renkte diğeri ise siyah renkte. 2 e, adet gelmesi gerçekten güzel düşünülmüş. Burada da saatimizin kendisi var. Kutu içeriği kullanma kılavuzu dahil toplamda 4 parçadan oluşuyor. Ve bu şekilde görebilirsiniz kutu içeriğini. Gelin hep birlikte saatin tasarımına bakalım. Siyah renkte satın aldığınızda bu şekilde parlak olmayan mat bir siyah renkte geliyor saatimiz. Yan tarafında 2 adet kullanıma uygun tuş bulunuyor. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında gerçek vidaları görebiliyorsunuz. Saatin sensörleri bu kısımda bulunuyor. Ayrıca kordon kitleme mandallarını da burada görebiliyorsunuz. Saat siyah renkte olduğu için de vidalarını siyah renkte koymuşlar. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Ee, yan tarafında üçüncü tuşu bulunuyor. Aktif olarak kullanılıyor. Üzerine de hoparlör yerleştirilmiş. Ekran çıkıntısında bu şekilde görebilirsiniz. İç ekranı dış çerçeveden fazla ayırt edemiyorsunuz. Ee, burada gördüğünüz gibi çerçevelerin ince olduğunu dikkatli baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Kutu içerisinde gelen okyanus silikon kordonları da saate takarak direkt olarak saatin kullanımına bakmak istiyorum. İsterseniz siyahı isterseniz de turuncuyu kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. İkinci tuşuna basılı tutuyorum ve saati başlatıyorum. Saatin ilk açılış ekranında direkt olarak kadranda pusulanın aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şuradan parlaklık ayarını ayarlayıp kameraya parlamasını önlemek istiyorum. Parlaklığı %20 dereceye çekiyorum ve bu şekilde kullanımına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada pusula hareket ediyor. Saati ilk açtığınız zaman burada bir kalibrasyon ayarı yapmanız gerekiyor. Bunu uygulamadan size göstereyim. Pusula uygulamasına giriş yaptığınızda burada pusula açılmıyor. Size direkt olarak kalibrasyon yap diye bir görsel sunuyor. Kalibrasyon yapmanız için saati şu şekilde Sonsuzluk işareti gibi çevirerek pusula kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Gayet basit. Sol tarafında da bu şekilde ekranı değiştirerek hem eğimi hem de burada dereceyi görebiliyorsunuz. Bu şekilde de güzel bir kullanımı var. Bu yüzden de siyah rengi tercih ettim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Gümüş renkli GS Ultra 8 Plus'ta pusula maalesef yok. Kran tekerini çevirdikçe kadranlar arası değişiklik yapabilirsiniz. Bu şekilde kadranlarda özelleştirmeler sunuyor sizlere. Yine WearFit Pro Mobil uygulaması üzerinden de çeşitli kadran seçeneklerini saat üzerine yükleyebilirsiniz. Ayrıca galerinizdeki fotoğrafı kadran olarak oluşturabilirsiniz. Yukarıdan aşağı çektiğinizde 3 sayfadan oluşan denetim merkezine erişebiliyorsunuz. Yine sayfanın sol üst köşesinde watch call bağlantısı için gereken bluetooth simgesini görebiliyorsunuz. Buna birazdan değineceğim. Soldan sağa çekerek hızlı menüye erişebilirsiniz. Sağdan sola çekerek uygulamaların kısa yollarına erişebilirsiniz. Ya da eklemek istediğiniz uygulamanın kısa yollarını artı simgesine basarak bu şekilde ekleyebilirsiniz. Aşağıdan yukarı kaydırarak ise gelen iletilere burada erişebiliyorsunuz. Saatin ikinci tuşuna basarak son girdiğiniz uygulamaları burada görebiliyorsunuz. Kapatmak istediğiniz zaman ise sola çekerek çarpı işaretine basıp kapatabiliyorsunuz bazı modellerde son girdiğiniz uygulamaları kapatamıyorsunuz e, bu şekilde özelliği olmayan saatlerde zaten arka planda bu uygulamalar çalışmıyor otomatik olarak kapanıyor çıkış yaptığınızda kram tekerine bir kere basarak menüye geçiş yapabilirsiniz bu menüde kasma donma yaşamıyorsunuz zoom out yapabilirsiniz ya da herhangi bir uygulamanın üzerindeyken e, zoom yaparak uygulamaya giriş yapabilirsiniz bu da gerçekten kullanışlı bir özellik Kram tekerine iki kere basarak menü stilini değiştirebilirsiniz. Toplamda 4 stilden oluşan bir menü stili mevcut. Ben liste şeklindeki menü stilinden uygulamalara bir göz atmak istiyorum. Göz atmadan önce ayarlara gidip hemen ekran süresini uzatmak istiyorum. Burada ekran kapanma süresi var. Bunu 30 saniyeye kadar çekmek istiyorum ki işlemsiz kaldığı durumlarda ekran hemen kapanmasın. Ayarlara birazdan bakacağız. Direkt olarak uygulamalara bir göz atalım. Kalp atış hızınızı ölçecek bir uygulama bulunuyor. Sağlık uygulaması değinmiyorum. Uyku takip sistemini buradan kontrol edebilirsiniz. E, fitness verilerini buradan takip edebiliyorsunuz. Bunun için Fit'ten bağlantı yapmanız gerekiyor. Kapalı alan aktiviteleri, açık alan aktiviteleri gibi spor aktiviteleri var. Burada kadın kullanıcılar için yine bir uygulama var. Veri analizlerini buradan kontrol edebilirsiniz. Yaktığınız kalori, attığınız adım e, kat ettiğiniz mesafe gibi özellikleri burada kontrol edebiliyorsunuz. Yine bir sağlık uygulaması var. Tansiyon ölçer değinmiyorum. Kandaki oksijen miktarını ölçer. Sağlık uygulaması. Basınç uygulaması var. Buradan basıncı ölçebiliyorsunuz. E, i̇rtifa barometre yani 6 metre ve barometreyi bu saatte de işlemişler. E, i̇letilere yine buradaki ileti uygulamasından erişebiliyorsunuz. WeChat, Facebook gibi sosyal medya uygulamaları bulunuyor. Burada Facebook'a girip ana sayfada dolaşamıyorsunuz. Sadece gelen bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Bu da bildirimleri kategorize etmek için aslında saate eklenilen bir uygulama. Saatte kronometre uygulaması var. Buradan kronometre tutabilirsiniz. Başlatıp durdurabiliyorsunuz. Sıfırlayıp çıkabiliyorsunuz. Telefon uygulaması var. Telefon uygulaması gelen son çağrıları görüntüleyebileceğiniz, rehber işlemesi yaptığınızda kişiye ulaşabileceğiniz, ve ayrıca numarik tuştan da numara çevirip arama işlemi yapabileceğiniz bir uygulama. Ee, hava durumunu internetten çektiği verilerle yani Wear Fit Pro üzerinden bağlıyken internetten çektiği verileri sizlere sunan bir uygulama oluyor. Ee, zamanlayıcı uygulaması var. Başlattığınız zamanlayıcıyı buradan başlatarak geri sayım olarak e, kullanabiliyorsunuz. İsterseniz durdurup sıfırlayıp geri çıkabiliyorsunuz. Saat üzerinde yine iki tane oyun bulunuyor. Renk görü kartı ve kaleci oyunu. Kaleci oyunu bu şekilde sağa sol yaparak topları tutarak oynayabileceğiniz bir oyun uygulama var. E, Virfit Pro üzerinde yan uygulamalar buna e, bir önceki videomda X Ultra Max videosunda çok detaylı bir şekilde değinmiştim. Ayrıca Virfit'e e, harici bir bağlantı videosu hazırlayacağım. Yine de size Virfit Pro mobil uygulamasını gösterirken de bu uygulamaları tekrar anlatırım kısa bir şekilde. Watch Call balansını yaptıktan sonra saatinizi deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Saat üzerinde müzik dinliyorsanız eğer müzik uygulamasından müziği kontrol edebilirsiniz. Bu müzik uygulamasını Watch Call balansını yaptıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Saatiniz üzerinden telefonunuzdaki sesli asistanı devreye sokabilirsiniz. 4 işlemi rahatlıkla yapabileceğiniz bir hesap makinesine ulaşabilirsiniz. Ve az önce de gösterdiğim gibi burada bir pusula uygulaması var. Ve şu anda size aslında kalibre etmek için görseldeki gibi hareket ettirin diyor. Bu şekilde çevirdiğiniz zaman saati direkt olarak pusula aktif hale geliyor. Bu şekilde de pusulayı kullanabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş oldum. Ayarlar kısmına bakalım. Ekran kapalı dediği Always On Display ekranı. Bunu buradan açtığınız zaman... Pil tüketimini biraz etkileyecektir fakat Always On Display ekranını görmüş olacaksınız. Uyandırmak için yapacağınız bilek hareketini buradan aktif edebilirsiniz. Parlak ekran süresi var. Bu parlak ekran süresi Always On Display'in ne kadar ekranda kalacağını gösteriyor. Dil ayarları var. Gördüğünüz gibi zaten saatimiz Türkçe fakat birçok dil seçeneği bulunuyor. Zaman ayarı yapabiliyorsunuz. Zaman ayarını telefona bağladığınızda otomatik olarak yapıyor kendisi fakat siz... Telefona bağlamadan da buradan zaman ve tarih ayarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde ve saat sistemini 12 saat ya da 24 saatlik dilim olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu %20'de tutuyorum video için. Çağrı ayarları bulunuyor. Aramaları sessize alma gibi, titreşim alma gibi özellikleri buradan kontrol edebilirsiniz. Ses ve titreşim ayarı bulunuyor buradan. Ses ve titreşim yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yan tış ayarı var. Yan tuş ayarı dediği burada 3. tuşa bastığınız zaman hangi uygulamanın açılmasını istiyorsanız onu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin ben buradan müziği seçtim. Ana ekrandayken birazdan 3. tuşa basacağım ve müzik uygulaması açılacak. Rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Rahatsız etmeyin modu açık kaldığı sürece kesinlikle saatinizde arama bildirimlerini, mesaj bildirimlerini göremezsiniz ya da arama yapamazsınız. Buradaki rahatsız etmeyin modunun kapalı kalması gerekiyor. Sağlık hatırlatıcıları var. Sağlık hatırlatıcıları yine hareketsiz kaldın su içmelisin gibi hatırlatıcılardan oluşuyor. Enerji tasarruf modu var. Enerji tasarruf modunu açtığınız zaman bu şekilde saat, tarih ve adım sayardan oluşuyor. Kram tekerini 3 saniye basılı tutarak enerji tasarruf modundan çıkabiliyorsunuz. Saate parola koyabilirsiniz. Telefonu bağlamak için QR koduna buradan erişebilirsiniz. Saat hakkında bilgileri buradan görebilirsiniz. Saati kapatabilir, tekrar başlatabilir ya da fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Saat içerisindeki uygulamalar genel anlamda bu şekildeydi. Yine temel özellikleri içerisinde barındıran güzel bir replika modeli. Zaten GS Ultra 8 modelini epey bir kullandım. Ayrıca almak isteyenlere de tavsiye ettim. E, beğendiğim Apple Watch Ultra replikaları arasında da ilk 3 sıradaydı bu GS Ultra 8 Plus modeliyle de e, ekranda çözünürlük değişiklikleri ve akıcılık konusunda güzel değişiklikler var. Ayrıca çerçevesini biraz daha inceltmişler. E, az önce ayarladığım gibi 3. tuşuna basıyorum ve direkt olarak müzik uygulamasını açıyor. Bunu az önceki ayarlarda e, tuş ayarlarından yapmıştım. İstediğiniz uygulamayı buraya koyabiliyorsunuz. Saat genel anlamda bu şekilde kadran üzerindeki uygulamaları kullanabilirsiniz. Örneğin burada yine bir kalibrasyon ayarı var. Bu kalibrasyon ayarını yine çevirerek yapabiliyorsunuz ve pusulayı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanım olanağı sunuyor sizlere. Gelin hep birlikte çok hızlı bir şekilde Wear Fit Pro'ya bağlantısını görelim. Birkaç bildirim testi yapalım. Sonrasında da saat hakkında görüşlerime geçeyim. GS Ultra 8 Plus modelinde Wear Fit Pro mobil uygulamasını kullanıyoruz. Wear Fit Pro mobil uygulamasına Defalarca değindim. Hatta X Ultra Max modelinde yani çarşamba günü yayınladığım videoda çok detaylı bir şekilde anlatımını yaptım. Harici olarak yeniden sadece bir Fit Pro için bir video hazırlayacağım. Ekipman kısmına giriş yapıyoruz. Cihaz ekle diyoruz ve direkt olarak GS Ultra 8 Plus'ın burada çıkmasını bekliyoruz. Daha öncesinde Bluetooth üzerinden bir bağlantı gerçekleştirdiyseniz bu bağlantı sebebiyle Burada tarama sonucunda cihazı göremezsiniz. Bunun için Bluetooth üzerinde yapmış olduğunuz eşleşmeyi aygıtı unut diyerek kaldırmanız gerekiyor. Ben burada direkt bağlan diyorum ve saat ile telefon arasındaki bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Başarılı eşleştirme dedikten sonra sizlerden çeşitli izinler isteyecek. Buraya gelen bütün izinlere izin ver diyorum ki gelen bildirimlerde veya saatin çeşitli özelliklerinde herhangi bir problem yaşamayalım. E, bu şekilde de anladım diyerek saatimizi kullanmaya başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi GS Ultra 8 Plus bağlandı olarak gözüküyor. Wear Fit Pro üzerinde. Kadran seçenekleri bu şekilde. Kadran mağazasında her zaman dediğim gibi Wear Pro'nun bence en kötü yanı bazı kadranların ücretli olarak sunulması. Ayrıca yine kadranlar kısmında özelleştirme kısmına giderek galerinizdeki bir fotoğrafı kadran olarak oluşturabilirsiniz. Çeşitli ayarları, çeşitli özellikleri burada göstermiştim. Sık görüşülenler kısmında ekle diyerek rehberden kişi seçiyorsunuz. Senkronize et diyerek de saatiniz üzerindeki rehbere seçtiğiniz kişileri gönderebiliyorsunuz. Bu Wear Fit Pro kullanan saatler senkronize etmeseniz bile gelen aramaları kişiyi ismiyle gösteriyor, numarayla göstermiyor. Bu da en güzel özelliklerinden bir tanesi benim için. Diğer bütün özelliklerden detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Uygulama pazarı var. Uygulama pazarında çeşitli yan uygulamalar bulunuyor. Bunları yükleyerek saatin diğer özelliklerini kullanabilirsiniz. Ana sayfa kısmındaki You and Me kısmından birbiriniz arasında konum paylaşmak isterseniz arkadaşınızla onun da bir WearFit Pro hesabı olmalı ve WearFit Pro hesabından arkadaşınızı eklemiş olmalısınız aranızda konum paylaşma ve sağlık bilgilerini paylaşma özelliği bu şekilde çalışıyor. Wear Fit Pro'nun bağlantısı bu şekildeydi. Yüzeysel bir anlatım oldu çünkü dediğim gibi Wear Fit Pro'yu detaylı bir şekilde anlattım. Sürekli olarak detaylarına girerek videoyu 25 dakikanın üzerine çıkarmak istemiyorum açıkçası. Gelin hep birlikte bir de watch call bağlantısını görelim. Sonrasında ise saatin genel özelliklerini test edelim. Şu anda gördüğünüz gibi diğer aygıtlar kısmında herhangi bir şekilde watch call çıkmıyor. Direkt olarak saatin denetim merkezinden bluetooth simgesini açıyorum ve diğer aygıtlar kısmında watch call'un çıktığını görebiliyorsunuz. Watch call bağlantısını da yaptıktan sonra saatimiz telefonumuza iki bağlantı ile bağlanmış oluyor. Medya aygıtı olarak gördüğü için watch call bağlantısından sonra telefonumuzda çalan bütün sesleri saatimiz üzerinde dinliyorsunuz. Bunun en güzel yöntemi her zaman söylediğim gibi denetim merkezinden Bluetooth simgesine bir kere basarak WatchCall bağlantısını kesmeniz, e, işiniz bittikten sonra WatchCall bağlantısını tekrar bağlamak istiyorsanız Bluetooth simgesine bir kere basarak WatchCall bağlantısını bağlayabilirsiniz. E, ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Bence en güzel yöntemi bu şekilde. Sizlere de bu şekilde öneriyorum. Şimdi WhatsApp'tan gelecek olan bir mesaj içeriğinin nasıl gözüktüğünü test edelim. Şu anda saatimiz telefonumuza hem Watch Call bağlantısıyla hem de Wear Fit Pro Mobil uygulama bağlantısıyla bağlı ve direkt olarak bu şekilde yukarıdan aşağı inen bir çekmece bildirim yapısı bulunuyor. Aşağıdan yukarı kaydırarak bildirimi görebiliyorsunuz. Whatsapp'tan geldiğini ayrıca kimin attığını ismiyle görebiliyorsunuz. İçeriğini okumak için de bu şekilde üstüne basmanız yeterli. E, toplamda 5 satırını okuyabiliyorsunuz. Bir de gelin hep birlikte rehber eşitlemesi yapmadan gelen aramanın nasıl gözüktüğünü test edelim. Saatimiz gelen aramalarda direkt olarak uyanıyor ve çağrıya cevap vermemize olanak tanıyor. İsterseniz bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Görüşme esnasında hoparlör yüksekliğini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da direkt olarak görüşmeniz bittikten sonra kırmızı tuşa basarak görüşmeyi sonlandırabiliyorsunuz. Telefonunuzdan gelen aramaları cevaplamak istiyorsanız eğer saatinizde watch call balansının yapılı olması gerekiyor ve fark ettiyseniz rehber eşitlemesi yapmadım kişi rehberimde ekli olduğu için direkt olarak ismiyle gözüktü. Bu da Wear Fit Pro kullanan saatlerin yeni modellerinde bu şekilde ayrıca farklı mobil uygulamalarla çıkan diğer modellerde de bir kısmında bu özellik bulunuyor. Gelin hep birlikte saat hakkındaki görüşlerime geçelim. Evet GS Ultra 8 Plus genel anlamda bu şekildeydi. Beğendiğim Apple Watch Ultra replikalarından bir tanesi oldu. GS Ultra 8'de aralarında nasıl bir fark var diye soracak olursanız ekran çözünürlüğü daha yüksek olduğu için akıcılığı biraz daha fazla, ekran çerçeveleri daha ince, kullanım alanı biraz daha genişletilmiş. Ayrıca batarya konusunda da en azından biraz daha iyileştirmeler yapılmış. GS Ultra 8 ile aralarında bir kıyaslama videosu hazırlayabilirim. Bunun için yorumlarda belirtmeniz yeterli. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.